kendi memleketi Manisa. Yıllarca Manisa'da da siyaset yaptı, oradan da seçildi. Baktık ki her şeyi ağlayan o Bülent Arınç'tan o 300 can ve binlerce geride kalanla ilgili tek gözyaşı yok. Ama Nihat abi... Ne ağlayacaklar, bırak ağlamasınlar ya. O ağlasa ne olur ya? O ağlasa ben rahatsız olurum ya. Boş ver ya. Nihat abi bir pınar suyu, dağım suyu. Onlar dediğiniz... para gelirse ağlar, para gelmezse ağlar. Onların pınar kaynağı para, Allah'ları para, her şeyi para. İşte kendi bakanları Allah'la haşa Kur'an'la dalga geçti. Elbebek gülbebek yanlarına taşıyorlar. Daha 4 sene önce İncirlik'te Kur'an'ı yırttığı Amerikan askerleri seslerini çıkartamadılar. Ama biz ağzımızdan Yılmaz Özdil müstahat demiş diye neredeyse hiç vuracaklar, dövecekler. Yok ya, bu toprakların sahibi olacak insanlar hukuk tanıyacak, hukuk. Topal Osman'ı, Mustafa Kemal'in Topal Osman, belki de Topal Osman olmasaydı Mustafa Kemal kendini koruyamazdı, muhafızıydı. Evet. Ve yeni geldi, bir hata işledi, Topal Osman'ı kesti kolunu, verdi hukuka. Atatürk hukuka verdi, kolunu kesti ve hukuka verdi en yakın adamını. Bir tane vermiyor. Çünkü bir devletin yaşayabilmesi için hukuk lazım. Hukuk olmadan devleti kuramazsın. Topal Osman örneği çok iyi bir örnektir. Atatürk onu sevmiyor muydu? Kurtuluş Savaşı boyunca arkasından yandan ayrılmayan. Evet. Nihat abi pınar dediniz. Pınar kaynağı, pınar suyu dediniz. Ben gençlik yıllarımda merhum Necdet Sevinç'in olağanüstü bir yazısı vardı. Pınar suyu, lağım suyu diye. Son 12 yılda AKP pınar suyuyla lağım suyunu birbirine karıştırdı ama bizim her şeye rağmen gençlerimiz bugün Samsun'a çıktılar. Ellerinde baretleriyle ve Türkiye'ye sahip çıkan o pınarımız hala temiz pınarlarımız var. Samsun'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye Gençlik Birliği'nin gençleriyle aslında biz program içerisinde canlı bağlanacaktık ama 3G'de bir sıkıntı çıktı, bağlanamıyoruz. Onlara sizin mesajınız ne olacak? Ya önce şunu söyleyeyim. Dışkılarını yiyerek, sadece dışkılarını yiyerek büyüyen, yaşayan hayvanlar yani sadece dışkılarını yiyerek büyüyen bir şey yapamazlar. Hayattan ömür bir şey yapamazlar. Bazı hayvanlar var sadece dışkılarını yiyerek büyürler. Semirirler, evet. Semirirler, büyürler. Ama yetmez dışkıları onlara. Onlar için dışarıdan bir üretim lazım. Bu İslamcı iktidar, bu sağcı iktidar üretecekti. Önüne bir ot getirecekti. Bir üretim parçası koyacaktı. Sadece dışkı yiyorlar. Sadece dışkı. Dışkı buraya kadar kardeş. Dışkı buraya kadar. Ye ye bitiyoruz. Kendi dışkını yiyerek. Buradan artı enerji yok. Üretim girecek. Hani enerji bir şey olacak. Dışarıdan bir fazladan bir şey gelmesi lazım. Değil mi? Bu olmadan olmaz. Bu tarih döndükçe bunların bu rezil iktidarı, bu 12 yıllık iktidar tarihlerin yüz karası olarak, bir orta çağ manzarası olarak derslerde, kitaplarda, çağdan çağa, Çin'de de anlatılacak, Afrika'da da anlatılacak. Bu öyle böyle bir manyaklık değil. Öyle böyle de bir pislik değil. Öyle böyle de bir siyasal eleştirinin konusu olacak kadar basit bir şey değil burada. Burada insanlık dramları yaşanıyor. Bir başbakan işte 500, 1 milyar, 2 milyar dolara kadar paralar yemiş, satılmış, 100 milyar dolarlık altın satılmış, komisyonlar alınmış. Bütün buralarda hesap vermiyor. Şimdi burada 3 gün geçti, hala bir suçlu, hala bir şey yok. Değil mi? Bu orada gitmiş Müslüman öldürüyor. Kendi askerini içeri atmış, ses yok. Bütün bunlar öyle üstünden atlanacak şeyler değil. Bu toprakların sahibini çok merak ediyor Tayyip Erdoğan Bey. O ve şürekası bir gün bunun sahiplerini görecek. Hukukla yavaş yavaş kuşatılıyorlar. Hukukla yavaş yavaş kuşatılıyorlar. Biz modern bir toplumuz. O yüzden hukukla gideceğiz önce. Ama hukukla gitmenin bir yeri var. Bir sınırı var. Hukukla gitmenin bir zıvandan çıkma noktası var. Ama biz sabrımızı 5 yıldır 6 yıldır buraya kadar getirdik. Yine de zorlayacağız sabrımızı. Bu toprağın sahipleri şimdi hukuk mücadelesi verenlerdir. Şimdi lafı da çocuklara getirdim. Evet. Tabii ki o çocuklardır. Bu geçtiğimiz 7 senelik, 8 senelik süreç içerisinde bizlerin hani güleceği, sevineceği, mutlu olacağı bir nesil gelmiştir. Meşale ellerindedir. Türkiye'nin işgal edildiği 5 yıl, 6 yıl önce askerin, binlerce askerin sığırlar gibi içeri atıldığı, evet evet ifadeleri alınmadan içeri atıldığı günlerde Türk bayrağı yere düştü. Bakın dikkat edin, Somar'a hastanenin önünü gösterdi ekranlar. Orada devlet hastanesinin önünde bayrak yoktu. Oradan telefon etti bana arkadaşlar, bak dedi bayrak yok. İşte o yere düşen bayrağı bu gençler aldı. Bu TGB'li gençler aldı. Şimdi 19 Mayıs'talar. İyi ki onlar geldi. Biraz sevinçliyiz. Hep öfke sahibi değiliz. Hep mutsuz değiliz. Bizden sonra bizim sesimizi, bizim bayrağımızı,
bizim onurumuzu ve bütün bunların hesabını soracak gerçekten büyük bir nesil var. Bundan emin olun. Bir şeyde gezi olayları başlamadan 10 gün önce hiç havada hiçbir koku yok. Sırrıya Meydanı'na bu gençler 50 bin, 70 bin kişi geldiler. Evet. Çok büyük şeyler oluyor dedim sana Yavuz. Çok büyük evet, şeyler hatırlıyorum. Oluyor. Bir meydanda 50 bin kişi dedim, 300 bin kişi bir kalabalık gösteriyor. Bu çocukların dedim rengi bize benzemiyor. Çok temiz çocuklar, çok saygılı çocuklar ve çok dik duruyorlar dedim. Çok başka bir kumaş geldi, yeni bir kumaş geldi. Anadolu'nun torosundan, sederinden, kavağından, kestane altından, bizim otumuzdan, bizim dokumuzdan yeni bir kumaş var. Anti-emperyalist kumaş. Toprağına bağlı bir kumaş. Onuruna bağlı bir kumaş. Sağcı insanlar onurlu olamaz. Çünkü sağcılık da erden baş eğmektir. Başını eğer o insanlar. Başını eğerse iş bulur. Susarsa para kazanır. Niçin şu 700 maden işçisinin ihmali buraya kadar geldi? Maden mühendisleri susarsa para yerler. Sendikalar susarsa, ziraat mühendisleri susarsa, İTÜ fakültesi susarsa... Evet. Değil mi iş adamlar? Hepsini 36 fare gibi hepsinin birbirinin kuyruğuna bağlamış. Siyaset dediğin 36 farenin kuyruğu birbirine bağlanmış. İşte bütün bunların dışında tertemiz bir şey nesil. İnşallah bu çocuklar çabuk büyür. İnşallah. Evet. Değerli seyirciler, kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra adalet nöbetine döneceğiz. Ve yine gelişmeleri paylaşacağız. Reklamlardan sonra Ulusal'dan ayrılalım. Beryans'ın devam ediyor değerli seyirciler. Beryans'ın aynı zamanda Ankara'da bugün 13. günü sona eren, 14. gününe giren adalet nöbetinde de nöbette. Orada her gün nöbetteyiz. Şimdi bu gece gündüz devam eden Anayasa Mahkemesi önündeki bu nöbetin başlatan aynı zamanda avukat Şule Hanım. Şule Hanım'la nöbete biz de katılıyoruz ama o... İlk bunu başlattı ve içeride tutuklu bulunan subayların da bir bölümünün müvekkili. Yani adaletsizliğin, haksızlığın karşısında en yüksek adalet kurumu olarak Anayasa Mahkemesi var. Buradan da başta balyoz tertibi olmak üzere değişik kumpas davalarıyla ilgili bir karar bekleniyor. İçeride tutuklu olan Türk subaylarının ve aileleri de bu konuda heyecanlı. Her şeye rağmen...